Türkiye şehitlerini gözyaşlarıyla uğurladı. Diyarbakır'da F-16 düştü. Demirtaş kalp spazmı geçirdi iddiası. AKP'li vekil CHP'ye terör örgütü dedi. Günün haberleri başlıyor. Türkiye Beşiktaş'taki terör saldırılarında şehit düşen evlatlarının son yolculuğunu uğurladı. Muş'tan İzmir'e, Sinop'tan Adana'ya, Konya'dan Şanlıurfa'ya 44 şehit için 24 farklı şehirde düzenlenen cenaze törenlerinde gözyaşı ve teröre lanet vardı. İnanılmaz bir şekilde hayata veda etti. Duyguları anlatacak kelime gerçekten bulamıyorum. Aralarında Amerika, Almanya ve Fransa başkonsoloslarının da bulunduğu 30 ülkenin misyon temsilcisiyle semavi dinlerin temsilcileri de Dolmabahçe'de toplanarak terör saldırısının gerçekleştiği yere yürüyüp çelenk bıraktı. Beşiktaş Çarşı grubu da semt bizim, ülke bizim, aşk bizim sloganıyla bir yürüyüş gerçekleştirdi. Terör saldırılarının ardından başlatılan operasyonlar devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 11 ilde yapılan PKK operasyonlarında terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ve sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı suçlamasıyla 235 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Başbakan Binali Yıldırım, CHP lideri Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de çarşamba günü Çankaya Köşkü'ndeki terör zirvesinde bir araya gelecek. İstanbul'daki bombalı saldırı sonrası sosyal medya paylaşımları nedeniyle 14 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı, 9 kişi gözaltına alındı. Attıkları tweetler nedeniyle hükümete yakın medya tarafından sosyal medya provokatörleri diye nitelendirilen kişiler arasında yazar Cem Mumcu da bulunuyor. Savcılığın talimatı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde konuyla ilgili bir ekip kurulduğu ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi. HDP sözcüsü Ayhan Bilgen, Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F tipi cezaevinde kalp spazmı geçirdiğini ve sağlık durumuna ilişkin kaygılarının olduğunu söyledi. Demirtaş'ın raporda olmasına karşın sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıldığına dikkat çeken HDP sözcüsü, muayenesinin tarafsız doktorların denetiminde yapılması için Tabipler Birliği'ne başvuracağız dedi. Adliye kaynakları ise Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Manisa'da parkta spor yapan hamile kadını darp eden saldırgan serbest bırakıldı. İlk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen ve o saatlerde başka yerde olduğunu iddia eden saldırgan, hem görgü şahitleri hem de saldırıya uğrayan kadın tarafından teşhis edilmişti. Ayakkabı ve yüzüme yapıştırdı ve ben sırt üstü düştüm. Bu aşağılık değerlendirmelerin neresindesiniz? CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, AKP Milletvekili Aydın Ünal'ın köşe yazısında CHP'yi terör örgütleri arasında sıralamasına sert tepki gösterdi. Bu herhangi bir köşe yazısı değil, AKP'ye ideoloji tarif eden akıl almaz bir yaklaşım diyen Özel, değerlendirmelerin partilerine yönelik haksızlık, hadsizlik ve vicdansızlık olduğunu söyledi. Diyarbakır'da eğitim uçuşu yapan F-16 savaş uçağı merkeze bağlı Gümüşler Köyü yakınlarında düştü. Fırlatma koltuğunu kullanarak uçaktan atlayan pilot sağ kurtuldu. TSK kaza sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını açıkladı. Türkiye İstatistik Kurumu ekonominin bu yılın 3. çeyreğinde %1.8 küçüldüğünü açıkladı. Verilere göre gayri safi yurt içi hasıla 2009 yılından bu yana ilk kez 3 aylık dönemler kıyaslamasına göre düşüş kaydetmiş oldu. TÜİK yeni hesaplamayla 2015 yılında kişi başına geliri de 29.885 lira olarak açıkladı. Ancak hane halkı nihai tüketim harcaması bu çeyrekte de yıllık 3.2 oranında azaldı.